Selam aleyküm amca. Size bir soru sorabilir miyiz? Ne soracağım? Türkiye'de olan bir şey. Gazeteci kayboldu. He. Cemal Kaşıcı. Duydun evet, mu? Evet, duydum. Sence nasıl oldu, ne oldu, oyun mu? Türkiye'de nasıl davranmış? Bu Türkiye'de ufacık bir olay. Daha neler neler oldu. Sen aşağı gitme, çıkamazsın daha yukarı. Bunlar ufacık şeyler. Bunlar ufacık şeyler. Daha fazla mı var? Daha fazlası var. Siz tek bunu basında görüyorsunuz ya, basında görmedikleriniz. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Tamam. Ben buralı değilim. Ha, neresi? Ben yurt dışından geliyorum. Ha, nereden? Berlin'den. Ha. Ben buraya gelmeden ayın 19'unda Tayyip amcam da oraya geldi. Burada basında ne dediler? Tayyip oraya gittiğinde, Tayyip gitti, Merkel'e fırçasını attı, Tayyip orada güzel karşıladılar değil mi? Evet. Burada. Ama oradaki basındaki gazeteyi ben de okudum. Ne yazdılar? Affedersin, kusura bakma. Köpek geldi kemik almaya. Vallahi mi? Ya tabii, o Nazilerin partisi var ya. Evet. Köpek geldi kapıya. Bir zamanlar bize Nazi diyen köpek şimdi kapımıza geldi. Ya ama buradaki basın Tayyip'e bravo, alkış, gitti Merkel'e fırçasını çekti, bunu fırçasını çek, ne fırçasını çekmeye? Öyle mi oluyor? Bilmiyorum. Dur beni konuştur. Tamam abi, eyvallah, sağ ol. Tamam, bu olayda Türkiye nasıl davranmalı peki? İyi davranıyor mu, kötü mü davranıyor? Ya kötü davranıyor. Sizce, nasıl bir şey bu sizce... basın özgürlüğü zaten Türkiye'de yok ki. Türkiye'de basına yapılan haksızlığı Türkiye niye korusun ki? Kendi basın özgürlüğünü korumuyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu kadar millet içeride. Dünyada tek devlet olmuşuz. Bu kadar basın özgürlüğünü kısıtlayan. Bir, Tayyip Paşa geldiğinde kiradan geldim dedi değil mi? Evet. Eğer bir gün Tayyip'i duyarsanız zengin olmuş, bilin ki fakirin fıkaranın hakkını yemiş. Şimdi Tayyip dünyada ikinci zengin politikacı. Dünyada diyorum. Avrupa'da, Asya'da demiyorum. Dünya. Dünyada zengin.